Evet, herkese merhabalar. Bugün 4.5 canlı yayında yeni banner açıklandı. Bu bannerlara bakacağız, düşüncemi söyleyeceğim. Öyle nasıl bir banner onu anlatayım dedim. İlk olarak zaten 4.5'te ilk yarıda Chiori ve Itto geliyor. İkinci yarıda da Nevlet ve Kazuha gelecek. Bir de üçüncü banner olarak yeni bir banner geliyor. Bu sanırım tüm patch boyunca sürecek. Yani patch başladığı anda gelecek bu banner. Patch bitene kadar sürecek sanırım. Ve bu banner ara ara gelecek deniyor. Yani tamamen sürmeyecek, böyle oyun boyunca sürmeyecek. Sınırsız değil bu banner. Şimdi bu banner ne? Bu banner gördüğünüz gibi bu 5 yıldızlı karakterleri içeriyor. Yula, Mona, Albedo, Klee, Diluc, Jhin. Ve şu 5 yıldızlı silahları içeriyor. Burada gördüğünüz gibi Dehya'nın silahı var. Burada mezar taşı var. Sonra Tigner'in silahı var. Yani Dehya'nın da Tigner'in silahı iyi. Şimdi bu silahları ve karakterleri içiriyor. Ama bu banner nasıl olacak? Şimdi bu banner geldi. Bu banner'da wish atmadan önce, ki wish atmalı mısınız? O da ayrı bir konu. Eğer ki karakter olarak buradan sevdiğiniz karakter varsa wish atabilirsiniz. Onun dışında pek bir önemi yok karakterler için. Yani eğer ki Yula'yı seviyorsanız atabilirsiniz işte. Veya Mona hiç almadıysanız istiyorsanız alabilirsiniz. Onun dışında pek bir özelliği yok karakterler için. Yani sevdiğiniz karakter varsa alabilirsiniz. Asıl önemli kısmı bence silahtı ama oraya geleceğiz şimdi. İlk olarak banner geldi diyelim. Bu bannerımız olsun. Burada karakterler, silahlar falan var. Bu bannerde wish atmadan önce buradaki silah bannerindeki gibi ilahi yoldan istediğiniz, yani hedeflediğiniz karakteri veya silahı seçiyorsunuz. Burada muhtemelen karakter ve silahlar olacak. Ona göre işte dilek odağını seç deyip ona göre seçtiniz diyelim. Bu silah seçildi. Ama şöyle bir şey de var. Burada kader puanı 2 diyor ya. Bu gelecek yeni banner'da kader puanı 1 olacak. Eğer sadece bir kere 50-50 kaybederseniz bir sonraki alacağınız 5 yıldızlı garanti seçtiğiniz silah veya karakter olacak. Mesela diyelim ki ben karakter olarak Yula seçtim. Bu arada pitisi falan yine aynı. 90 piti, 74'te, 75'te softi başlıyor. Yani yine aynı olacak banner'ın piti sistemi. Kader puanı da işte daha demin gösterdiğim gibi burada 2 tane kader puanı oluyordu silah banner'da. Bu yeni gelecek banner'da 1 tane kader puanı olacak. Diyelim ki ben buradan Yula almak istiyorum. Yula'yı seçiyorsunuz. Yula'yı seçtikten sonra wish atmaya başlıyorsunuz 5 yıldız gelene kadar. 5 yıldız geldiğinde 50-50, yine 50-50 şansla Yula çıkabilir veya buradaki 5 karakterden biri çıkabilir. Eğer ki karakter seçerseniz 50-50'yi kaybedince sadece karakter geliyor. Eğer silah seçerseniz silah da 50-50 kaybedince sadece silah gelecek. Onu söyleyeyim. Eğer ki 50-50'yi kaybetmezseniz Yula'yı alıyorsunuz zaten. 50-50'yi kaybederseniz diyelim ki gitti Klee çıktı. Klee çıktığında bir tane kader puanı kazanıyorsunuz. Yani bir sonraki 5 yıldızlı alacağınız karakter garanti Yula oluyor. Karakter bu şekilde. Aynı şekilde silahlar da öyle. Silah seçtiğinizde yine 90 piti, 75 soft piti. Ya bunun silah bannerından farkı ne? Normalde silah bannerında 80 piti vardı, 65 soft piti vardı. Ama 2 kader puanı oluyordu silah bannerında. Burada 1 kader puan olacak, yani daha iyi. Yani bir kere 50-50 kaybettiğinizde garanti ikincisi seçtiğiniz silah olacak. O yüzden silahlar için bence daha iyi bu banner. Ya karakterler için sadece sevdiğiniz karakter, onu istiyorsanız alabilirsiniz. Ama silahlarda iyi silahlar var yani. Mesela Dehya'nın bu kılıcı. Oyundaki en iyi kılıç sanırım Claymore olarak. O yüzden bayağı güçlü. Tigner'in yayı da Ganyu ve Tigner için çok iyi. Bu da bayağı güzel bir yay. Başka önemli bir şey, belki Göklerin Kılıcı veya Favonia Kartalı seçebilirsiniz Bennett için. Ya Bennett'in buff'ını arttırmak için, eğer ki sizde 5 yıldızlı silah yoksa bunlardan biri. Bunu seçebilirsiniz. Ya burada duruma göre Bennett'in silahını seçin. Yani Göklerin Kılıcı'nı seven var, Favonia Kartalı seven var. Favonia Kartalıyla Bennett'inizin bu ilde daha iyi olması gerekiyor ama Favonia Kartalı daha çok buff veriyor. Göklerin Kılıcı'yla bu ilde hazırlaması çok kolay Bennett'te. O yüzden bunu da tercih ediyorlar. Ya ama benim önerim Favonia Kartalı yani. Eğer ki Bennett'iniz güzel kasılıysa Favonia Kartalı daha iyi oluyor. Neyse, buradan silah seçip yine dediğim gibi diyelim ki Dehya'nın silahını seçtiniz. Yine 5 yıldız çıkana kadar attınız. Dehya'nın silahı çıkarsa aldınız. 50-50 şans var bu arada yine. Eğer 50-50'yi kaybederseniz bu diğer silahlardan, şu buradaki diğer silahlardan rastgele biri geliyor. Ve bir sonraki alacağınız 5 yıldızlı garanti Dehya'nın silahı oluyor. Şimdi şöyle bir sorun da var ama. Çünkü bu banner dediğim gibi sınırsız durmuyor. Bu banner gittiğinde bitiniz kalıyor ama kader puanınız kalmıyor. Kader puanı neydi? Şu işte şuradaki kader puanı şeysi. Bu kalmıyor. Ya bu açıdan kötü.
Yani bu banner'a wish atacaksanız en az bir 150 wish'iniz olsun derim ben. Çünkü kader puanı bir sonraki banner'a aktarılmadığından yani bildiğiniz garantiniz gidiyor boşa. O yüzden bu banner'a böyle bayağı bol wish'le girmek gerekiyor. Şimdi benim düşüncem veya ben nasıl kullanırım eğer bende wish olursa diyecekseniz ya buradaki karakterler bu arada değişecek hep. Şu anlık bu karakterler geliyor. Karakterler zaman geçtikçe değişecek işte. Shenhe falan da gelir herhalde. Shenhe, Ganyu falan. Onlar da bir sonraki banner gibi gelebilir. Bilmiyorum. Buradaki karakterler değişecek duruma göre. Ben bu banner'ı sadece Behya'nın kılıcı veya Thignar'ın yayını almak için kullanırım. Onun dışında kullanmam gibime geliyor. Çünkü ya burada silah seçmek ya klasik silah banner'ından daha iyi. Burada silahı wish atmak. O yüzden Dehya'nın kılıcını alsam veya Tigner'in silahını alsam benim için yeterli diye düşünüyorum. Yani banner bu şekilde bakalım bir etkisi olacak mı? Bence olmayacak ama ya bildiğimiz şu karakterler reroll banner bir farkı yok. Sadece burada farklı olan silah dediğim gibi. Tamamdır o zaman. Böyle bir yeni banner hakkında konuşayım dedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala da abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.